Almanya'da iltica ve sığınma hukukunda değişiklikler öngören yasa paketinin 1 Kasım'da yürürlüğe girmesi planlanıyordu ancak bu tarih öne çekildi ve paket 24 Ekim'de yürürlüğe girdi. Yeni paketin getirdiği en büyük değişiklik iltica başvurularının mümkün olduğunca kısa sürede karara bağlanmasının hedeflenmesi. Sığınma başvurusu reddedilenler çok daha hızlı bir biçimde ülkeyi terk etmeye zorlanacak. Etmezlerse sınır dışı edilecek ya da mali yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecekler. <laughs> Bunun yanı sıra yasa paketi sığınmacıların ilk kabul edildikleri merkezlerde 3 ay yerine 6 ay kalabilmelerini ve mali yardımda kısıtlamalara gidilmesini öngörüyor. Yasa ayrıca mültecilerin kalacağı merkezlerin inşa edilmesi konusundaki bürokratik engelleri yumuşatıyor ve Almanya'da kalma ihtimali yüksek görülen sığınmacıların entegrasyon kurslarına katılmalarını kolaylaştırıyor. <laughs> Yasa paketine federal meclisteki oylamada redoyu veren Sol Parti ve bunun yanı sıra bazı mültecilere yardım kuruluşları yasanın anayasaya aykırı olduğunu savunuyor. Alman Anayasası'nın herkese iltica hakkı tanıdığını hatırlatan bazı Sol Partili milletvekilleri özellikle güvenli ülke olarak tanımlanan ülkelerden gelenlere bundan böyle bir hakkın neredeyse tanınmayacağını vurguluyor. Evet. Öte yandan Alman Federal Hükümeti'nin daha önce bildirilenden çok daha fazla Afgan mülteciyi ülkesine geri göndermek istediği bildirildi. Bunun için Brüksel'de yapılan özel zirvede Afganistan'la bu konuda bir anlaşma yapılmasının istendiği belirtildi. <laughs> Son aylarda Suriye'den sonra en fazla Afganistan'dan mülteci gelmesi nedeniyle geri gönderileceklerin sayısı artırılmak isteniyor. Uzun süreden beri Almanya'da Gelenlerden yalnızca yarısının başvurusu kabul edildiği halde Afganistan'dan gelen mültecilerin hiçbiri geri gönderilmiyor.